Tüm Türk dünyasında yaşayan değerli dostlar. Bugün Emir Timur'un doğum yıl dönümü. Emir Timur 1336 yılının 9 Nisan'ında doğmuştu. Buna bağlı olarak yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Kendileri benden böyle bir video çekmemi talep ettiler. Ben de buna bağlı olarak Timur'la ilgili özlü bilgiler aktaran bir konuşma yapmayı kabul ettim. Tabii ki şu anda dünya ve ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Biliyorsunuz bir süre önce korona virüs salgını tüm dünyayı ve ülkemizi maalesef çok olumsuz bir şekilde etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple biz de bu videoyu evimizden kendi imkanlarımızla çekiyoruz. Profesyonel olmasa da sanırım düşündüklerimi, aktarmak istediklerimi sizlere aktarabilecek kadar bize bir imkan sunacaktır. Tabii bu zor günlerde hemen şunun altını çizerek sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bilim insanlarının, hekimlerin ve yetkililerin koronavirüs salgınından ortaya çıkacak kaybı azaltmak üzere yaptıkları tavsiyelere lütfen harfiyen uyalım. Evde kalalım, sağlıkla kalalım. Evet, değerli dostlar. Az önce de ifade ettiğim gibi Timur bugünkü Semerkant'ın hemen hemen 100 kilometre Semerkant'a 100 kilometre mesafede Keş şehrine bağlı Hoca Ilgar köyünde doğdu. O sırada o bölgeye Barlas Beyi olan yani Timur'un babası Toragay hakimdi. O sırada o bölgenin içinde bulunduğu durum ile de ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü zor şartlar güçlü insanlar yetiştirir ifadesinin belki bir tezahürü oldu. Timur'un o dönemdeki başarıları. Bunu anlayabilmemiz açısından Maveraünnehr bölgesine Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'ın torunlarının kurduğu bir devlet hakimdi. Çağataylar Devleti. Fakat Timur'un doğduğu yıllarda 1336 yıllarının öncesi ve sonrasında o bölgedeki Çağatayların hakimiyeti çok zayıflamıştı. Bölgede ciddi bir istikrarsızlık vardı. Ve bu istikrarsızlık sonucunda o bölgede hakim olan küçük beyler, aşiretler sürekli birbirleriyle savaş halindeydiler. İşte bu şartlar içerisinde yetişen Timur bir süre sonra bu durumu fark etti. Timur'un Barlas Boy Bey'i Toragay'ın oğlu olduğunu söylemiştik. Tabii ki o bölgeye hakim, Keş bölgesine hakim. Bu büyük bir güç değildi. Buna bağlı olarak Timur'un ilk yılları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Çünkü Timur'un o sırada ileride neler yapacağı henüz kimse tarafından bilinmiyordu. Bu sebeple bir Hakan ya da hanedana bağlı olmadığı için de o çocukluk ve gençlik yılları, biz buna ilk yılları diyoruz, çok fazla kayıt altına alınmadı. Ancak Timur'un iyi bir askeri eğitim aldığını biliyoruz. Kendisinin de yetenekleriyle birleşen bu askeri eğitimi zaten ileriye dönük olarak onu başarılara götürmüştür. Timur
17-18 yaşlarına geldiğinde Maveraünnehr bölgesindeki hakim Emir Kazagan, ki Emir Kazagan'ın diğer unvanı han yetiştiricisidir. Belki de Timur için bu büyük bir şans oldu. Emir Kazagan'ın yanına intisap etti. Ve bu sürede hem ondan siyaset ve yönetimle ilgili ciddi bir eğitim aldı, hem de karakteriyle, duruşuyla, cesaretiyle etrafına güven vermesi bakımından Emir Kazagan'ın dikkatini çekti ve Emir Kazagan kendisiyle daha çok ilgilendi ve ciddi şekilde yakınlaştılar. Bunun sonunda da Emir Kazagan torunu olan, kaynakların ifadesiyle selvi boylu, ay yüzlü Olcay Hatun'u Timur'a gelin olarak, eş olarak verdi. Timur'un tarih sahnesine çıkışı aslında gerçek anlamda tarih sahnesine çıkışı 1360 yılında oldu. 1360 yılında bölgedeki kargaşa ortamına son vermek için özellikle 1360 yılına kadar yaptığı çalışmaların bir semeresi olarak ve Olcay Hatun'un yani eşinin abisi olan Emir Hüseyin'le olan birlikteliği belli bir güç toplamasına neden oldu. Ve bu güçle çevredeki etkisini arttırmaya ve gücünü arttırmaya devam etti. 1360 yılından sonra işte bu güçle 1370 yılına kadar Maveraünnehr bölgesinde ciddi bir mücadele içine girdi Emir Hüseyin'le birlikte ve bu süreçte gerçekten başarılı olundu ve 1370 yılında eşinin daha önce vefatı sebebiyle bir süre sonra anlaşmazlığa düştüğü Emir Hüseyin'le yolları ayrıldı ve 1370 yılında Belh'te Emir Hüseyin'le karşı karşıya kaldı ve onu da alt ederek 1370 yılı yine bir 9 Nisan'ında, büyük bir tesadüf, yine bir 9 Nisan günü Belh'te Maveraünnehr beyleri kendisinin tahta çıkması gerektiğini teklif ettiler ve Timur'a biat ettiler. Timur'un Maveraünnehr hakim olarak tahta çıkışı 9 Nisan 1370 tarihidir. Yani Timur'un 1360 ile 1370 yılı arasında 10 yıllık bir sürede bütün Maveraünnehr'e hakim olduğunu ve bu sürede bunu başardığını biliyoruz. 1300 tabii ki bahar aylarında tahta çıktı ama Timur'un hep ısrarla söylediği, gözümün nuru dediği Semerkant başkenti yaptığı Semerkant'ta da güzün sonbaharda resmi bir tahta çıkış töreni yapıldı. Timur emir unvanı aldı. Daha sonra Cengiz soylu bir eş alınca o zaman Gürkan, Güreken unvanını kullandı ki bunu hep kitabelerde ve yazdığı emirnamelerde kullanmıştır. Gürken, Gürekan han damadı demektir. Ve bununla da ciddi şekilde övünmüştür. Timur daha sonra 1370 yılından sonra önce bulunduğu bölgede hakimiyetini genişletmiş. Güneş ülkesi Horasan'da dahil olmak üzere bütün o bölgeleri ele geçirmiştir. Ve bu bölgelerdeki fetihleri itaat ettirdiği hakimler kendi ordusuna güç katmışlardır. Daha sonra da sınırları çok genişlemiş ve doğal olarak o sırada o bölgede özellikle İslam dünyasında hakim olan üç güç ile komşu olmaya başlamıştır. Bu üç güç kimdir? Memlük 1250 yılında kurulmuş olan Memlük Türk Devleti. Diğeri Cengiz Han'ın oğlu Cuci'nin payına düşen ama erken vefat ettiği için oğlu Batu'nun
sahip olduğu topraklarda Deşti Kıpçak'ta kurulan Altın Ordu Devleti. Diğeri de Anadolu'da kurulmuş olan ve Balkanlara doğru büyük bir hızla ilerlemeye, Rumeli'ye doğru büyümeye devam eden, fetihlerine devam eden bir Osmanlı Devleti. Bu üç devlet o sırada en güçlü devletlerdi ve bunlar arasında doğal olarak bir hakimiyet mücadelesi ortaya çıktı. Sınırların çakışması sebebiyle, yakınlaşması sebebiyle. Tabii Timur daha erken bir tarihte aslında Bağdat'a gelmiş. Ahmet bin Üveys'in Bağdat'ta hakim olduğu sürede Bağdat'ı ele geçirmiş ve buradan daha aşağıya doğru inmişti. Ve bu sırada Sivas hakimi olan Kadı Burhanettin Ahmet'e bir mektup göndererek kendisine itaat etmesini söyledi. Ancak Kadı Burhanettin Ahmet çok akıllı bir yöneticiydi. O mektubu istinsah ettirdi ve üç kopyasını birini Toktamış'a, Altın Ordu hakimi Toktamış'a, Memlük Devleti Sultanı Berkuk'a ve Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'e gönderdi. Bunun üzerine bir bölgesel ittifak kuruldu. Buna dörtlü ittifak da diyoruz. Bölgesel ittifak kurulduğunda tabii ki Timur çok akıllı bir askerdi, akıllı bir yöneticiydi, iyi bir stratejistti ve bu sebeple hiçbir zaman duyguları aklının önüne geçmemişti. Hemen durumun güçlüğünü ve uygun olmadığını fark ederek asla ısrarcı olmadı ve geriye çekildi. Geriye çekildi ve Hindistan seferini gerçekleştirdi. Delhi'ye kadar gitti. O bölgedeki pek çok hakime baş eğdirdi ve o bölgeden çok yüklü miktarda ganimet elde etti. Ve bu ganimeti de daha sonra yapacağı seferlere destek olarak, sponsor olarak kullandı. Aslında Timur gittiği bölgelerde sadece savaşın ardından sadece mal ve ganimet, para birikimi gibi şeyleri Semerkant'a, başkentine getirmeyi düşünmemiş, sanat eserlerine çok değer vermiş, sanatçıları, zanaatkarları da alıp gözümün nuru dediği Semerkant'a getirmiş ve burada müthiş bir imar girişiminde bulunmuştur. Aslında İsmail Hakkı hocamızın "Timur sadece bir asker miydi?" makalesinde bu konu çok güzel anlatılır. Timur gerçekten imar işlerine de çok büyük önem veriyordu. İmar işlerine de çok büyük önem veriyordu ve yaşamı boyunca buna çok özen gösterdi. Semerkant'ın etrafında o sırada çok önemli Orta Doğu'daki özellikle Kahire gibi ve diğer Bağdat gibi diğer büyük kentlerin isimlerini etrafta oluşturduğu mahallelere verdi ve buraları çok güzel bir şekilde geliştirdi. Timur az önce anlattığımız gibi bu yayılma sınırların çakışması sebebiyle Hindistan'dan döndükten sonra 1399 yılında önce Suriye'ye girdi. Memlük Devleti ile karşı karşıya geldi. Burada katıldığı bütün savaşları kazandı. Halep'i, Dimaşk'ı ve Suriye'nin diğer bütün kentlerini ele geçirdi. Ve Dimaşk'ta büyük alim, bilgin İbni Haldun'la da karşılaştı ki İbni Haldun'la olan karşılaşmasını zaten İbni Haldun Tarihül İber'in 5. cildinde Lika-i Teymurlenk diye bir bölüm açarak etraflıca anlatmıştır. Tabii çok enteresan görüşmeler yaşanmıştır ikisinin arasında. Halep'te de pek çok alimle bir araya gelmiştir. Hatta ilmi sohbetler düzenlemiştir. Bunları müellifler kaynaklarında ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Daha sonra hatta vakit namazları girdiğinde birlikte namaz kıldıklarını da Timur'la birlikte namaz kıldıklarını da bu müellifler bize kaynaklarda
aktarmaktadır. Timur Suriye'den sonra Anadolu'ya yöneldi ve maalesef olmasını hiçbir zaman istemediğimiz ve temenni etmediğimiz Ankara Savaşı 1402 yılında Ankara'nın Çubukova'sında gerçekleşti. Bu savaştan da Timur Osmanlı Devleti'ni hezimete uğratarak ayrıldı ve Anadolu'nun hemen hemen her yerini İzmir'e, Tire'ye kadar bile gelerek, bu arada İzmir Kalesi'ni de Hristiyanların elinden aldı. Çünkü daha önce hiç kimse bunu zaferememiş, bunu başaramamıştı. Bunu da başardıktan sonra tekrar ülkesine döndü. Tabii bu Ankara Savaşı için, Suriye'de yaşanan savaşlar için, daha sonra yaşanacak olan Ridaniye, Ankara Savaşı, Mercidabık, Çaldıran, bu savaşların kazananı kaybedeni yoktur. Bu savaşlarda kardeş kardeşle çarpışmıştır. Bu savaşlar bizim üzülerek hatırladığımız, keşke yaşanmasaydı dediğimiz savaşlardır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Timur döndükten sonra ülkesine projeleri, kurguları bitmemişti. Dünya hakimi olmak adına yaptığı kurguları bitmemişti. Ve 1405 yılında çok hasta olduğu bir dönemde, yollar 1 metre karla kaplıyken, tahterevanda gitmek pahasına Çin'i fethetmek üzere yola çıktı. Çin'i fethetmek üzere yola çıktı. Ancak bu kendisine nasip olmadı. Çünkü yolda artan rahatsızlığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu 1405 yılında. Tabii ki ardından Timurlu Devleti devam etti. Fakat kurduğu devlet çok uzun süreli olmadı. Çünkü o kurgusunu, dünya fethi projesini kendi yaşamıyla sınırlı tutmuştu. Kendi sağlığında dünyayı fethetmek istiyordu. Ve şu sözde ona atfedilir, bu sözü söylemesi bile bunun bir işaretidir aslında. Dünya iki hükümdarın sahip olacağı kadar değerli değildir demiştir. Değerli dostlar, tabii ki anlatacak, konuşacak çok şey var. Ancak bugünlük biz bu kadar. Timur'un doğum gününde Timur'u böyle bir sohbetle anmış olalım. Yine ilgililer için söylemek istiyorum. İsmail Hakkı hocamızın Timur'la ilgili çok güzel kitapları var. Jean-Paul Roux'un, Fransız Türkolog Jean-Paul Roux'un Aksak Timur kitabını çok önemli buluyorum. Justin Marozzi'nin Timur-Lenk kitabı çok güzel. Ve yine bizim kısa süre önce Mustafa Ali Can'la birlikte yazmış olduğumuz Yıldızların Bahtına Hükmeden Son Cihangir Timur kitabı da benim sizlere önerebileceğim kitaplar arasında yer almaktadır. Ben konuşmamı sonlandırmadan önce Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na da teşekkür etmek istiyorum. Timur'u doğum gününde hatırladıkları ve böyle bir programın yapılmasına ön ayak oldukları için. Değerli dostlar, lütfen evde kalın, sağlıkla kalın. Başka programlarda görüşmek üzere.